Bizim aramızda problemler var. Ben başından beri böyle büyük bir nezaketle, büyük bir efendim kibarlıkla size anlatıyorum. Evet, problemler var. Bu problemlerin çözülmesi için de konuşmamız lazım, görüşmemiz lazım. Üç yol var. Bunlardan birincisi konsültatif efendim görüşmeler, ikincisi conflict building measures, öbürü de efendim deconfliction. Biz bunlar için ne zaman, nerede derseniz konuşmaya, görüşmeye hazırız. Buyurun. Konuşalım diyoruz. Evet, problemler var. Çünkü problemler kompleks. Çok problemlerin hukuki boyutu var, coğrafi boyutu var, tarihi boyutu var, efendim maddi boyutu var, askeri boyutu var. Yani bunun hadi deyince olmaz bu. Biz bu konuları daha önceki efendim arkadaşlarımızla, Genelkurmay Başkanlığımız zamanında ve bakanlığımız zamanında bunlara karar verdik, konuşalım dedik. Çünkü bunlar bir anda yapılacak şeyler değil. Otursunlar, eksperler otursunlar, tartışsınlar, konuşsunlar ve nitekim bu manada bunu kabul edildi ve biz buradan bu işi bilen asker, sivil 15-20 kişi Atina'da toplandı. 15-20 kişi Yunanistan tarafından, 15-20 Türkiye tarafından konuştular, görüştüler ve ilerlemeler oldu. Tanımak, tanışmak bakımından, birbirimizi anlamak bakımından çok faydalı oldu. Ondan sonra döndüler, geldiler, ikinci kez Türkiye'de yapıldı. Ondan sonra üçüncü kez Atina'da yapıldı. Şimdi dördüncüsünü bekliyoruz. Buyurun konuşalım diyoruz. Dolayısıyla biz her zaman, her yerde konuşmaya, tartışmaya, anlamaya, anlaşmaya, problemleri çözmeye istekliyiz. Diğer bir husus, bu Kıbrıs'ın kuzeyini işgal derseniz zaten siz başından kavga etmek istiyorsunuz demektir. Türkiye'nin kuzeyi işgal, Kıbrıs'ın kuzeyi işgal değil. Oradaki bir katliam önledik biz. 1974'e kadar orada katliamlar yapılıyordu. Darbeler yapıldı. Yunanlılar, oradaki Rumlar dahil. Hayatları tehlikeye girdi. Biz 1974 Barış Operasyonu'nda bunu yaptık. Ve 1974'ten şu ana kadar da hem Rumlar güney hem de kuzey barış içinde yaşıyor. Huzur içinde yaşıyor. Bunu görmek lazım. Yani burada böyle yanlı olmak lazım. Onlara 2004'te Annan planı biz kabul ettik. Çözüm olsun diye. Oradaki Kıbrıslılar kabul etti. Türkler kabul etti. Rum tarafı kabul etmedi. Başka ne yapacağız? Diğer bir husus efendim bu terörist meselesi. Arkadaşlar, dear colleague, bizim burada şimdi 40 bin insanımız hayatını kaybetti. Bu PKK'yla, efendim YPG'yle mücadele sırasında teröristlerle 251 kişiyi katletti FETÖ. Ve biz dolayısıyla olabildiğince yoğun bir şekilde bu terör belasından ülkemizi, milletimizi kurtarmak için gayret gösteriyoruz. Ve bunu bitirmekte kararlıyız. Siz buradaki teröristleri dinleyin, please. Dinleyin bir dakika, dinleyin ya. Ve bu teröristleri bitirmekte kararlıyız. Bizim başka bir amacımız yok. Eğer siz bu bizim mücadele ettiğimiz, halkımıza zarar veren, 40 bin kişiyi öldüren, 251 kişiyi katleden PKK'ya, YPG'ye, efendim FETÖ'ye orada kampta yer verirseniz, bunun adı ne olursa olsun dostluğa aykırıdır bu. Bu efendim ittifakı da bozar, müttefiklik ruhuna da aykırıdır. Oradaki, buna yok demeyin, oradaki Revolution kampını bilmeyen yok. Bilmeyen yok. Aynı şekilde İsveç'te, efendim İsveç, orada İsveç'te PKK'lılar, YPG'liler her şeyi yapıyorlar. Her şeyi yapıyorlar. Yani bunun ne insanlıkla, ne efendim gelişmişlikle, ne demokrasiyle, ne insan hakla hiçbir alakası yok. Yani teröristler bunlar. Bu teröristlere bu kadar efendim imtiyaz verilirse, bu kadar fırsat verilirse, onlar bize karşı olursa, bizimle tabii o insanlar beraber olmak istemeyişimiz gayet normal. Dolayısıyla tekrar şimdi biz başa dönüyoruz. Lütfen gittiğiniz zaman işte parlamentoda gittiğiniz zaman oradaki Yunanlı arkadaşlarımız da asker, sivil, yani biz görüşmek istiyoruz. Görüşmeler yoluyla, konuşmalar yoluyla o bizim başlattığımız, yani ikisi Atina'da olan, biri efendim şeyde Ankara'da olan görüşmeyi ben çok önemsiyorum. Şahsen de çok önemsiyorum. Yani bunu destekleyin siyasiler olarak. Konuşalım, görüşelim. Siyasilerin önüne askerler bir şey getirsinler, çözüm getirsinler. Ve siyasiler de bunu evet veya hayır desinler. Ama öbür türlü biz çözümü başka ülkelerde, başka parlamentolarda konuşarak çözmeye çalışırsak, inanın size de zarar, bize de zarar. Size de zarar, bize de zarar. Böyle bir takım böyle silahlanma şeyleriyle, inanın bunda bir yere varamazsınız. Varılamaz. Çözüm değil bu. Bu çözüm değil. Bu zaten zor şartlarda, efendim ekonomik şartlarda olan Yunanistan'a bir de böyle silahlanma gayretleriyle yapılan çalışmaların hepsi öncelikle Yunan halkının refahını bozuyor. Buradaki ittifakı bozuyor. Buradaki işbirliğini bozuyor. Yani bunlara girmeden konuşmak soruyla, uhuletle, suhuletle, barışçıl yol ve yöntemlerle, medeni insanlar olarak, çünkü bizim Türk halkıyla Yunan halkının birbirini tanıdığına biz inanıyoruz. Yani bir sürü bizim tarihi, coğrafi, kültürel bir sürü ortak yanımız var.
Biz konuşma, görüşme yoluyla buna çözebiliriz. Buna siyasilerin de evet demesi lazım. Ön ayak olması lazım.